ben Halil Silmaz'ın kız kardeşiyim. Size sadece birkaç cümle söyleyeceğim. Şu zamana kadar son yıllarda iş cinayetlerinden ölen kişilerin istatistikleriyle hakkında bir bilginiz var mı? Kayıtlara geçen, geçmeyen, isimlerini duyduğunuz, duymadığınız onlarca, yüzlerce kişi sırf kâr hırsı yüzünden toprağın altında şu an. Hiçbir hakkında hanginizin bilgisi var? Kaçını haber yaptınız veya kaçı kayıtlara geçti? Kaçı iş cinayeti olarak, kaçı iş şeyi olarak iş sağlığı güvenliği kayıtlarına kaçı geçti? Hiçbiri. Geçeni geçmeyeni biliyoruz. Bu saatten sonra verilebilecek hiçbir ceza bizim içimizi soğutmayacak veya bizim kayıplarımızı bize geri getirmeyecek. Ama bundan sonra yarın bir gün sizler kendi aileleriniz için, kendi sevdikleriniz için adalet aramayın diye bugün bize ses olmak zorundasınız. Yarın bir gün pişkin patronlar karşınızda çalışmasaydı burada demesin diye, bu kadar pişkinlik yapmasın diye, ben mağdurum demesin diye, zorla mı çalıştırdık demesin diye, yaptığı ihmalleri, para hırsı yüzünden almadığı önlemleri sanki çok basit bir şekilde bu işin doğasında var demelerini, sizin yüzünüze bunları söylemesin diye bu mücadeleye katılmak zorundasınız. Siz kan kaybetmediniz, siz canınızı vermediniz diye görmezden gelemezsiniz. Çünkü bu dava sadece şu an bizim ailelerimizin davası değil. Geçmişte hayatını kaybeden, gelecekte yine kâr hırsı yüzünden kaybedecek insanların hepsinin davası. Hepsinin yükü bizim boynumuzda, sırtımızda şu an. Bugün ses çıkarmak zorundasınız. Yarın siz kendinize ses aramamak için. Bugün adalet arayışımıza destek olmak zorundasınız. Yarın adalet aramamak için. Bu kadar benim söyleyeceklerim.